Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Orhan Seyfi Orhun kurgusuna bakacağız. Buradaki şifremiz arkadaşlar görüldüğü üzere Orhan Çoban. Çobanla Orhan arasında bir ilişki kuracağız ve geri kalan bölümü de bu kurgu üzerine bina edeceğiz arkadaşlar. Hemen bakalım çoban nasıl bir çobanmış. İşte çobanımız da geldi arkadaşlar. Yanında bir de kuzu var. Kim geldi bir de? Bir de peri kızı geldi. Bakalım ne olacak? Çobanımız ve peri kızımız. Evet. Çoban arkadaşlar peri kızını görüyor. Tabii peri kızı olduğu için çok güzel. Çoban hemen ona aşık oluyor. Tabii hayal dünyasında dolaşıyor. Seninle bir düğün gecesi yapalım mı diyerek kıza evlenme teklifi ediyor arkadaşlar. Kız da ben bu kervanın perisiyim. Gitmem gerek. Beni bul diyor arkadaşlar. Bir kervan gösteriyor. Ben bu kervanın perisiyim. Gitmem gerek. Beni bul diyor arkadaşlar. Her kervanın bir perisi olurmuş demek ki. Onun için de arkadaşlar bu peri kızı bu kervanla birlikte gitmesi gerekiyor. Tabii bundan sonra bizim çobanımız için zorlu bir süreç başlayacak arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Evet, çobanımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Fırtınalı ve karlı bir günde koyunlar arkasında ve birkaç kişi daha var burada. Bakalım aralarında nasıl bir diyalog geçecek. Ne arıyorsun dünden beri fırtınalı ve karlı havada diye soruyor o gruptaki kişilerden bir tanesi. Evet. Ne diyor bizim çobanımız? Dün, bugün, yarın hep onu arıyorum. Beyaz bir kuştu diyor arkadaşlar. Artık ne olmuş? Aşktan deliye dönmüş arkadaşlar. Beyaz bir kuştu görüyorsunuz. Beyaz bir kuşa benziyor zaten. Dün, bugün, yarın hep onu arıyorum. O beyaz bir kuştu. Artık Mecnun formatına geçmiş. Kerem formatına geçmiş arkadaşlar. Hemen yanındakiler kulaktan kulağa birbirleriyle fısıldaşıyorlar ve diyorlar ki gönülden sesler. Yani aşk. Yüzünden aklını yitirmiş Kerem gibi diyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bunlar hikayemiz. Kırmızı olan işaretli olanların hepsi arkadaşlar eser adıdır. Burada da Kerem gibi hikayenin adı olacak. Çocuk adam olmuş diyor arkadaşlar. Delirenler ne olur? Çocuklaşır. Burada da yorum, kulaktan kulağa yapılan yorum, gönülden sesler yani aşk yüzünden adam delirmiş demek istiyor kısaca. Kerem gibi olmuş, çocuk adam olmuş diyerek arkadaşlar çobanı nitelendiriyor. Kısaca tekrar edelim arkadaşlar. Orhan çoban arasında bir ilişki kurduk. Çobanımız var, bir peri kızına aşık oluyor. Peri kızı kervanın peri kızı arkadaşlar kervanla birlikte gidiyor. Tabii ki o da artık aşkından deliye dönüyor. Yollara düşüyor. Her yerde peri kızını arıyor arkadaşlar diyoruz. Şimdi eserlerine geçelim. Evet, hikayemiz neydi arkadaşlar? Hemen bakıyoruz. Şiirlerinden öncelikle bakacağız. Peri kızı ve çobandı değil mi? Ana başlığımız peri kızı ve çobandı. Peki peri kızı neyin peri kızıydı? Evet, cevabımız ne arkadaşlar? Kervan. Kervanın peri kızıydı arkadaşlar. Peki nasıl bir havada bizim çobanımız peri kızını aramaya devam ediyordu? Fırtınalı ve karlı. Fırtına ve kar. Peki peri kızını nasıl tarif ediyordu bizim çobanımız? O beyaz bir kuştu şeklinde tarif ediyor arkadaşlar. Peki bizim çobanımızı delirten neydi? Aşktı. Gönülden sesler idi. Peki kulaktan kulağa konuşan insanlar onu nasıl nitelendiriyordu? Çocuk adam diye değil mi? Romanımız çocuk adam. Evet, hikayelerimize bakalım. Hikayelerimizde ne var? Evet, ne hayal ediyordu bizim çobanımız peri kızıyla? Düğün gecesi hayal ediyordu arkadaşlar. Düğün gecesi bir diğer hikayemizin adı. Ve arkadaşlar Asri Kerem, Kerem gibi oluyordu. Yollara düşüyordu. Değerli arkadaşlar, gönülden sesler geliyor idi. Oradaki topluluktaki insanlar nasıl konuşuyorlardı arkadaşlar? Fıkrası kulaktan kulağa konuşuyorlar değil mi? Delirmiş, aşkından deliye dönmüş. Çocuk adam olmuş, Kerem gibi olmuş şeklinde kulaktan kulağa konuşuyorlar idi. Evet. Ne arıyorsun fırtınalı karlı günde diye sorulduğunda ne cevap veriyordu bizim çobanımız? Ne diyordu arkadaşlar? Dünden beri ne arıyorsun? Dün, bugün, yarın diyordu değil mi? Dün, bugün, yarın beyaz bir kuşumu kaybettim. Onu arıyorum diyor. Evet değerli arkadaşlar. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Hoşça kalın.